Raka üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz ki da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Adam da roketleri koymuş. Eli e, yorulmaksızın. 1 dolarlar falan. Her neyse yorumları bırakalım şimdi. E, arkadaşlar Raka ile alakalı özellikle e, okumuş olduğum bir haberde çok kısa paylaşayım. Birkaç tane e, veriden yararlandım burada. İşte Raka'nın son zamanlarda özellikle USM metaverse'ünde arkadaşlar 800 binin üzerinde kullanıcı kaydedildiği doğrulandı. 800 binin üzerinde yani adamların metaverse'ünde ciddi halde bir gelişme var arkadaşlar. ki bunlar çok önemli. Zira biliyorsunuz zaten Raka token bütün bunların da nesidir. Bir güncel para birimidir arkadaşlar. Yani adamların bir oyun metaverse coin'i olarak e, tahmin edersiniz ki yani Metaverse'üne e, kullanıcı, yatırımcı çekmesi gerekiyor değil mi? Bu konuda da e, Raka'da şu an bir sıkıntı görmüyoruz. Haricinde şeye değinmişler işte bu da tabii ki güzel bir bakış açısı. E, watch listine değinmişler arkadaşlar işte falan gibisinden. E, radyo Kaka'yı öven bir haberdi. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. E, zaten yani nasıl diyeyim çok fazla grafiksel olarak değerlendirdiğimiz bir coin Raka'da. Şimdi uzun zamandır bir düşüş hareketinde arkadaşlar. E ancak şunu bilmek gerekiyor. Bakın Raka'da çok fazla düştü diyorlar. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Raka öncesinde yükselirken çok fazla yükseldi diğer altcoin'lere göre. Dolayısıyla düşerken de diğer altcoin'lere göre çok fazla düştü. Anlatabiliyor muyum? Zaten şöyle karşımıza alıp baktığımızda arkadaşlar coin'ler Ekim'den öncesini bırakın. Mayıs ayından 2021 Mayıs'ından bile daha düşük seviyelere kadar geriledi. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu bilmiyorsunuz. Oransal olarak baktığımızda ve zaman grafik olarak baktığımızda Raka diğer coinlere göre daha az düştü. Ya bunu ee, şey bunu bilmek gerekiyor. Yani bir coin normal olarak 40x yükselirse 35x düzeltme yapar arkadaşlar. 10x yükselirse 8x düzeltme yapar ortalama. E, ee, Tabi bu değerler daha şu anda şaşmış durumda ancak yani siz bunu tepeden aldınız diye coin düşüyor diye yani e, bu tarz şeyleri söylemeye gerek yok arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Şu an düzeltme değerleri normal. Coinlerin tamamı e, çok daha ciddi noktalara kadar geriledi. Yaptığı yükselişler tabii ki düşüşlerinde de bu şekilde yansıyacak. Ben hala Olası bir boğa sezonunda Rakan'ın ATH'larını kolay kolay göreceğini düşünüyorum. Ha, arz konusuna değinenler var. Evet arzı arttırıyorlar da arkadaşlar arz burada ee, şey değil. Yani bu arada ben adamların arz arttırma stratejisini de hiç beğenmiyorum onu da söyleyeyim. Ancak buradaki arz artışı şununla karıştırmamak lazım. Öldük, bittik, mahvolduk. Bütün arzı bir anda sürmüyor arkadaşlar adamlar yani. Ha dediğim gibi ben beğenmiyorum ama arz stratejilerini yine de bu e, fiyat bazlı olarak düşündüğümüzde olası durumlarda yapacağı yükselişler için bir engel değil. Şimdi ya dediğim gibi Raka yatırımcısının arkadaşlar dipten toplaması lazım ortalama düşürmek için ve boğa sezonunu beklemesi lazım. Bitcoin'in sürekli düştüğü bir senaryoda Raka'dan e, sürpriz e, ya da böyle bir mucize beklememek gerekiyor. Raka arkadaşlar önümüzdeki günlerde özellikle Düz bir şekilde 3.054.5'lara kadar yükselişi e, gerçekleştirme ihtimali çok yüksek. Ancak bunun üzerine atma konusunda sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. E, günlükteki hareketli ortalama üzerinde çok fazla akümülasyon yaptı. O yüzden yükseliş potansiyelli. Ancak bunun içinde de en nihayetinde arkadaşlar Bitcoin'in müsaade etmesi gerekiyor. Aslında alım yapmak amacıyla arkadaşlar bulunduğu pozisyonlar bir parti alım için e, uygun gibi duruyor hem uzun vade hem kısa vade. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.